Oh my god. Nereye gideceğiz? Sen nereye istersen. Ay, Amerika'ya gidelim mi? Britney Spears'ı görürüz belki Las Vegas'ta. Gerçekten senin için VIP bir bilet alabilirim eğer konseri varsa. Yalancı. Yemin ederim. Ama Britney Spears şu an konser vermiyor çünkü babası da vasilik davası var. Hatta hayranları şu an Free Britney olayını başlattılar. Çok fazla bir bilgim yok Britney Spears hakkında fakat... Britney Spears'ı seviyor musun? Efendim? Britney Spears'ı sever misin? Tabii ki dinlediğim müzikler arasında var fakat hayatıyla alakalı çok fazla bir bilgiye sahip değilim. Ay. Britney Spears seven her erkek abi kim olursa olsun tipi önemli değil yani. Direkt beni cezbeder. Çünkü o çok zor günler geçirdi yani. Ondan destekliyoruz Free Britney olayını. Ay kriminal şarkısı çok güzel değil mi? Ay aşkım Taylan hocam bana altın verdi biliyor musun? Şu an bana çok uğurlu geldin. Taylan hocam nasıl sana altın verdi anlayamadım. EBA TV'de ders çalışıyorum. EBA TV'de altın mı veriliyormuş? Hatırlıyor musun eskiden 2000'li yıllarda? Senin döneminde de muhakkak vardır zaten. Sınavdan büyük aferin aldığın zaman öğretmenler oraya sticker yapıştırırdı. Böyle gülen yüz, peki böyle. Sen kaçıncı sınıftasın? Bir trans öğrenci olmak zor mu senin için? Tabii ki de zor. İşte hani şimdi öğretmenler EBA TV'de yapıyorlar ekrana. Böyle sticker yapıştırıyorlar. Emoji. Altın emojisi. Anladım. O emojilerden alıyoruz. Sana o emojilerden milyon tane gönderirim. Sen merak etme. Gerçekten mi? Orada EBA TV'de uğraşmana gerek yok. Evet. Ama derslerim için yapıyorum. Ay en iyi 3. öğrenci oldum biliyor musun şu an? Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok başarılı gidiyorum. Umarım 1. öğrenci olursun. Bana yakışır. Ay 1. öğrenci olamam. Bizim sınıfta bir tane cellat diye mal değneği var. O çok yapıyor yani böyle torpille. Çocuğun adı mı cellat? Hayır. Bad boy olduğu için lakabı öyle. İsmi Celal. Anladım. Öyle işte aşkım. Aşkım biraz senden bahsedelim. Yemekten hoşlanır mısın? Ben çok güzel yemek yaparım. Evet. Uzak Doğu mutfağını çok severim. Uzak Doğu mu? Hayır, Uzak Doğu. Ha, Uzak Doğu. Evet. Ha, başka? Türk mutfağını da severim. Ben Doğu yemeklerini çok güzel yaparım. Doğu Anadolu. Sever misin? Çok tarzım değil, hayır. Sevmem. Neden? Aslında hafif oluyor yemekleri. Mesela Adana'yı falan saymıyorum tabii kebap. Biz orada sirun yapıyoruz böyle bazlama ekmeğine sarımsaklı yoğurt. Üstüne salça ve tereyağını kavuruyoruz. Ay olay bir tat. Ama senin için deneyebilirim evet. Gerçekten mi? Evet. Ay seni yerim ben. Uzak Doğu yemeklerini ben hiç yemedim. Mesela ne oluyor onlarda? Örneğin sushi, noodle. Ay sushi çiğ balık. Evet çok severim. Ay bakteri kaparız onunla ama parazit vardı. Efendim anlayamadım. Parazit oluyor onlardan. Anlayamıyorum. Ne oluyor? Parazit olmuyor mu çiğ balıklarda? Yok hayır bunlar haşlanmış ve tütsülenmiş balıklar. Bu, tütsülenmiş mi? Genelde önyargılı insanlar gibi düşünme lütfen. Hayır öyle olmuyor. Önyargılar biliyorsun ki insanları öldürüyor. Öyle düşünme hayır. Evet ona ben de katılıyorum zaten aşkım. Ben hiçbir şeye ön yargılı değilimdir zaten hani asla. Okumuş bizi kültürlü... Bizi öldürürse ön yargılar öldürür. Evet evet. Yok ben sushi zaten yapıyorum biliyorum. Bim'de falan o bir ara gel... Bim'de mi satılıyordu? Evet bir ara Bim'de satılıyordu sushi. Niye? Şu an sallıyoruz. Hayır bir ara paketler halinde geldi böyle altılı Bim'e. Bim bir sürü satıyor yani. Yok. Evet yok. Hindistan cevizi suyu da geldi. Bak şu an 4 Mart'ta ben kataloğunu gördüm. Nisan'da 4 Nisan'da katalogda gördüm. Hindistan cevizi suyu getirmişler mesela. Parçacıkla. 4 milyon yıldır Bim'e uğramadım fakat sushi sattıklarını da hiç duymadım açıkçası. Ay Bim değil ya, kusura bakma, Macrocenter. Ha, okey, evet, Macrocenter, doğru, evet. Macrocenter kaliteli değil mi? Kesinlikle evet, Macrocenter çok kaliteli. Zaten bizim mahallede Bim yok, Macrocenter var, ben ismini karıştırdım hani. Mahallenizde Macrocenter varsa sana gönderebilirim istersen. Sushi mi? Ne istiyorsan. Vejetaryen oldum ben, balık yemiyorum. Ya etek evet, son zamanlarda hayvanlara karşı yapılan zulümlerden dolayı hani şey yapmıyorum. Sen seviyor musun sushi? Evet. Ben de çiğ balığı, ben insan balığına bayılırım daha çok. Aslında pesketeryanlar var. Ay arkadaşlar, hediye atsanıza, kurban olayım. Bugün yapacağınız hediyeler... Bakın, SMA hastası bir çocuğa bağışlayacağım. Lütfen rica... Ağzıma tükürük fırladı. Efendim kocacığım, can sesin gitti. Pesketaryenleri duydun mu? Pesketaryen. Hayır, pesketaryen. 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 Yani, peske, bakın pesketaryen. Pesketaryen. Evet, sadece... Ay, tamam biliyorum, duydum. Bu vejetaryen türü et tüketmez. Sadece deniz mahsulleri tüketirler. Deniz mahsulleri mi? Evet. Ben pesketaryen olabilirim. Aa tamam, dur bakayım. Pesketaryen değil mi? Tamam, biliyorum onu. Sürekli tüketiyorum zaten. Favorilerim arasında. Pesketaryen tüketilen bir şey değil. Bir felsefe için. Tüketilmiyor mu? Yok, yenmiyor henüz. Bende bir tarif kitabı var da orada hani tüketildiğinde yazıyor da ondan dolayı. Yüksek ihtimal yanlış bir bilgi. Pesketaryen dediğim gibi vejetaryanın sadece balık yiyen alanı oluyor. Sılacım. Aa pardon. Gavurların yazdığı kitaptan ne bekliyorsun ki yani? Doğru düzgün şey yapmıyorlar. Evet. Kandırıyorlar insana. Yanlış şeyler olabilir. Yanlış bilgi veriyorlar işte yani. Ay teşekkür ederim. Seni yerim ben. Yani senin ne olduğunun benim için hiçbir önemi yok aslında. Gerçekten mi? Gerçekten. Ya ne kadar samimi. Evet, şu konuşmamızın başında hayvanlar için söylediğin şey beni çok etkiledi gerçekten. Ay hayvanlar benim kırmızı çizgimdir yani. Red line. Arkadaşlar lütfen bağışlarınızı atar mısınız? Yalvarıyorum size. Tayland diyorum ya. Tayland abi o kadar bilinçaltı başlattın ki. Sen de hayvanları çok seviyorsun herhalde. Çok fazla evet. En çok hangi cins hayvanları seversin? Arkadaşlar bu arada hediyelerinizi bekliyorum. Bakın tekrardan söylüyorum. Muhammed bebek yaşaması için bebeğimiz bu. Annesiyle konuşuyorum zaten. Desteklerinize ihtiyacım var. Efendim canım? Diyorum ki kedi ve köpekleri çok seviyorum. Hatta bir maymunum var. Ay ben de seviyorum. Ben daha çok koyun seviyorum ama hani koyun, keçi, inek. Hem onlar süt ver değil. Yani bizim köyde çok var koyun. Seviyorum yani. Köy ama hani dedem benim İtalya'da bir çiftçi. İtalya'yı biliyorsun zaten hani kır bahçeleriyle falan meşhur. Karpostallık yerleri. Orası yani. Oradaki koyunlar Merinos koyunları var zaten biliyorsun. Evet. Öyle mi? Bilmiyorum. Evet evet. O koyunları çok seviyorum. Merinos koyunlarını, pardon. Ben İtalya'da Bologna'ya gittim. Cenova'ya gittim. Evet. Ben Como Gölü'nü çok seviyorum. Como Gölü. Evet. Aa bizim şeye çok yakın orası. En ünlü gölüdür. Evet. Deden nerede oturuyor İtalya'da? Düsseldorf. Mainz mi? Düsseldorf öyle bir şey oluyor. Düsseldorf? Evet. İtalya değil mi orası? Yok. Düsseldorf Almanya'da. Karıştırdım. Aa evet ya Düsseldorf Almanya'daydı. Evet. Como pardon kafam karıştı. Como ya. Düsseldorf nereden çıktı? Bir şey söyleyeceğim. Efendim? Bilmiyorum ne kadar ciddi konuştuğunu anlayamıyorum. Biraz anlamakta güçlük çekiyorum ciddiyetini fakat ben senden hoşlandım. Teşekkür ederim. Ben de senden hoşlandım. Yani, ciddiyetinin veya ciddiyetsizliğinin çok bir önemi yok aslında. Çünkü sen iyi birisin. Bunu biliyorum, hissediyorum. Bunu son zamanlarda duymaya o kadar çok ihtiyacım var ki. Özellikle beni linç ediyor. Diğer sınıf arkadaşlarım beni linç ediyor. Sınıf arkadaşların veya insanlar çok çok önemli değiller aslında. Evet, önemli değiller ama ben okulun en popüler kızıyım bak. Sana bir anımı anlatacağım. Tabii. Ben okulun en popüler kızıydım. 2 yıl önce, tamam mı? Sonra başıma talihsiz bir olay geldi. Benim o zaman tabii 450.000 takipçim var. Hani okul sayfalarını hep beni paylaşıyorlar. Sonra benim eteğim açıldı. Fenomen olmalısın. Efendim? Oldukça fenomen olmalısın. 450.000 takipçi, güzel bir takipçi. Yok ya, toplamda 1 milyon vardı aslında. Bu arada ben de çok ismimi söylemek istemesem de Instagram'da benim de çok aktif bir takipçi kitlem var. Ya. Evet. İşte benim de çok aktif bir kitlem vardı. Tamamen %100 organikti. Ondan sonra benim eteğim açıldı, ifşam diye bunu yaydılar. Ben 2 yıl yaptım. Psikolojik çöküntüye girdim. 2,5 aydır da bu psikolojik çöküntüden çıktım. İşte yani eskisi gibi böyle değilim, hani popülaritem yok okulda. Benim sınıf arkadaşlarım da beni linç ettiriyor sosyal medyada. Sen kötü bir desteğe ihtiyacın varsa sana ücretsiz olarak yönlendirebileceğim çok fazla psikolog arkadaşım var. Ay, çok iyi niyetlisin ya. Keşke bu şekilde tanışmasaydık. Çok kötü bir şekilde tanışmadık. Farkındaysan benim için çok bir sorun yok. Gerçekten mi? Gerçekten. Okey, süper o zaman. İşte ben hani 2,5 aydır bu psikolojik süreçten çıktığımdan beri hani eski ilgimi göremiyorum. O sebepten dolayı beni linç ettiriyorlar. Sen kötü bir insansın vesaire vesaire diye, işte homofobiksin, transfobiksin diye. Öyle yani. Yani şimdi senden bunları duymak beni mutlu etti açıkçası. Sana homofobik ve transfobik mi dediler? Anlayamadım. Evet. Bir trans bireyin homofobik veya transfobik olma ihtimali çok anlamsız. Teşekkür ederim aşkım. Ay, sana aşkım dedim ama. Yok. Bir sıkıntı yok gerçekten. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Bu arada ismim Mustafa. Mustafa. Okey. Kemal diyeyim ben sana. Kemal Atatürk. Sen nasıl istersen. Tamam Kemal'cim. Yani öyle işte açıkçası. Demek 21 santim. Ha, evet. Yalan söylemiyorsun değil mi? Yok, hayır söylemiyorum. Okey. Kaç yıldır sen o zaman üniversite mezunu oluyorsun? Evet. Şimdi yüksek lisansdayız. Yüksek lisans bir daha okumak oluyor değil mi? Ben de doktora yapacağım zaten okuduktan sonra. Umarım. Sen kaçıncı sınıfta okuyorsun? Ben lise son sınıfım şu an. Son sınıf, üniversite son mu? Hayır, lise. Ben 2 yıl geç yaptım. Evet, anladım. Ondan.